değişikliğiyle mücadelenin sadece ülkelerin ekonomi ve ticaret politikalarının değil, aynı zamanda uluslararası şirketlerin vizyonlarının önemli bir parçası haline geldiğini gözden kaçırmamak gerekir. Kibar grubu olarak düşük karbonlu döngüsel ekonomiye geçiş modelinin temelini oluşturan sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletler 2030 gündemi ve grubumuz sürdürülebilirlik ilkeleri esas alarak hazırladığımız 2020-2025 dönemini kapsayan stratejik plan çerçevesinde sürdürüyoruz. Ayrıca her yıl ekonomik, sosyal ve çevresel performansımızı kapsamlı olarak içeren sürdürülebilirlik raporumuzu paydaşlarımıza sunuyoruz. Raporlamayı uluslararası standartlarda küresel raporlama girişimi Global Reporting Initiative standartlarında gerçekleştiriyoruz. Altına imza attığımız Kibar Grubu 2025 sürdürülebilirlik stratejisiyle de bu yöndeki kararlılığımızı ortaya koyduk ve sıfır emisyon hedefine ulaşmak için çalışmalarımıza ivme kazandırarak sürdürüyoruz. Karbon ayak izini azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak, atmosfere salınan sera gazı emisyon yoğunluğunu azaltmak için birçok projeyi grubumuzda hayata geçiriyoruz. Yüzden fazla ülke ihracatı olan ihracatı ile ülkemizin en büyük ihracatçılar arasında yer alan grubumuzun en önemli ticaret ortaklıklarından biri olan Avrupa'nın yeşil dönüşüme hazırlık ve uyum sürecini sürdürülebilir kalkınma için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Ekosistemimizin büyük bir bölümünü oluşturan tedarikçilerimizi, hizmet ve malzeme sağlayıcılarımızı da bu yönde yaptığımız çalışmalarla desteklemeyi hedefliyoruz. Yeşil mutabakat dışında bu yüzyıla damgasını vuran diğer önemli bir konu da hepinizin söylediği üzere dijitalleşme. Başta Aslan Alüminyum olmak üzere birçok şirketimizde kapasite artırımlarına, büyüme planlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. İçinde olduğumuz lojistik faaliyetlerimizi arttıracak yatırımlara bakıyoruz ve yeni iş alanları arayışındayız. Bu noktada teknolojiyi de yakından takip ettiğimizi söyleyebilirim. Bu yeni dönemde dijitalleşme yönünde yatırımlarımız hız kazanarak devam etti. Sadece üretim kapasitelerimizin genişlemesiyle kalmayıp, özellikle dijitalleşme alanındaki yatırımlarımız da önceliklendirildi. Nesnelerin interneti, yapay zeka, robotik otomasyon, büyük veri depolama ve analitiği gibi konular tüm grup genelinde yönetiminde en çok konuştuğu gündemler haline geldi. Önemli projelerimizden biri olan ve Harvard Business Review dergisinde örnek proje olarak değerlendirilen Tedarik Zinciri Dönüşüm projemizi 2021 yılında finalize ettik. Bu projeyle özellikle küreselleşme, pazarların bütünleşmesi, maliyet odağı bakış açıları sonucunda tedarik zinciri organizasyonumuzu tedarik, üretim, müşteri üçgeninde yeniden dizayn ettik. Verimlilik çalışmaları ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümlerimizi bu süreçte devreye aldık diyebilirim. Yaklaşık 2 yıl süren bu projede tedarik zincirinin üretime, finansa, satışa, lojistik operasyona, doğal olarak müşteri ve malzeme hizmet sağlayıcılarımıza değen tüm süreçleri baştan aşağı ele alındı. Ve bunu yaparken operasyonel mükemmellik, dijital dönüşüm, yeni nesil tedarik zinciri ve yeni nesil çalışan başlıklarında birçok konu farklı birçok alt projeyle ele alındı. Örneğin tüm ithalat, ihracat, iç piyasa süreçlerimizi anlık takip ve raporlamaya katkı sağlayan kontrol kulesi bu projenin alt bir projesiydi. Devreye alınan bu proje sayesinde hem süreçler gözden geçirildi hem de sistem altyapısı devreye alınarak bir yükün bütün yaşam döngüsü takip edilebilir ve anlık olarak raporlanabilir hale getirildi. Bu proje gibi tedarik zinciri dönüşüm projesinin birçok alt projeleri yine bu süreç içinde devreye alındı. Yeni projeler için çalışmalarımız devam etmekte. Özellikle lojistik hizmet sağlayıcılar kapsamında yüksek hacimle çalışan tedarikçilerimiz ve gümrük firmalarımız ile operasyonların otonom bir yapıya geçmesi için entegrasyon projelerimiz tamamlandı. Sipariş verilmesinden yük takibine kadar tüm süreçler sistem üzerinden hizmet sağlayıcılarımızın sistemleriyle entegre bir yapıya kavuşturuldu. Pandeminin getirdiği en önemli konulardan biri olan
talep bilgisine ulaşma konusunda örnek olabilecek reele yakın talep tahminini elde tutabilmek için birçok grup şirketimizde CRM altyapıları devreye alındı ve ERP sistemlerimizle entegre bir yapıya kavuşturuldu. Bununla birlikte müşterilerimizden anlık reel olarak elektronik ortamda sipariş almayı destekleyen EDI entegrasyon projelerimiz hayata geçirildi. İnsan gücüyle yapılan fakat robot yazılımlarla da yapılabilecek olan süreçler tedarik zinciri kapsamında değerlendirildi. Bu süreçlerde hız ve verimliliği kazanmak, nitelikte iş gücünü başka alanlara kaydırabilmek adına RPA uygulamalarına geçildiği çalışmalarımız da hala devam etmekte. Büyük veri çalışmaları kapsamında günlük, haftalık, aylık, yıllık veri temelinde gelişmiş analitik raporlamalar elde edebilmek için veri ambarı modeli altyapısının kurulması için çalışmalar başlatıldı. Bu şekilde tüm operasyonel sistemlerden veriler toplanarak analiz sistemleri için yapay zeka kullanımını öngören teknolojik projeleri önümüzdeki dönemde de hız kaybetmeden devreye almayı hedefliyoruz. Bununla birlikte üretim yürütme sistemi, ileri planlama sistemi ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu şekilde daha verimli yönetilen sistemlerle tedarik zincirinde birçok alanda iyileşmeler bekliyoruz. Tedarik zinciri ve satın alma ekipleri olarak bu zorlu dönemleri her zaman bir fırsat olarak gördük.